Herkese tekrardan merhaba, ben Alparslan. Bugün sizlerle birlikte Mind Colonies mod tanıtımına devam ediyoruz kaldığımız yerden. En son birkaç şey anlatmıştık. İşte Courier'i anlatmıştık, Miner'ı anlatmıştık, Builders'ı anlatmıştık. Ondan sonra bunu nasıl alacağımızı ve bunu nasıl elde edeceğimizi vesaire anlatmıştım. Aynı şekilde yapılışlarını da göstermiştim. Bu bölümde size ufak tefek Courier ile birlikte yapabileceğiniz, işte ne bileyim arkadaşlarımızın açlıklarını doyurabileceğiniz, ondan sonra ölmemelerini sağlayabileceğiniz, hayatta kalmalarını sağlayabileceğiniz şeyleri anlatmaya çalışacağım mümkün olduğunca. Dilim döndüğü kadar farm yap. İlk önce anlatmak istiyorum size. Aynı şekilde bu arkadaşımıza anlatacağım. Anepi. Took tear. Aaa. Bunun şeyini almış. Altından küreğini almış. Niye aldı bunun altından küreğini? Gel buraya bakayım sen. Aslan. Niye altından küreğini aldılar ya bunlar? Garip. Neyse ben size anlatmaya devam edeyim. Adamcağızdan altı pireğini çaldılar. Şimdi bu arkadaşımız ne iş arıyor? Bu arkadaşımız bildiğiniz farm, dümdüz farm. Bu arkadaşımız sayesinde daha çok böyle ne bileyim tarlada çalıştırabileceğiniz, bu ne ya? Bunu ilk defa gördüm. İlk defa gördüm vallahi. İşte bu arkadaşımızı çalıştırabiliyorsunuz. Bu ne iş arıyor? Bunun yanında bunu da yapmanız lazım. Ayrı şekilde farmı gösterecek olursak nasıl yapıldığını şöyle gösterelim hemen unutmadan. Şu şekilde ortaya bir ho, tahta da olur, taş da olur. Herhangi bir tane ho'yu kullanabilirsiniz. Etrafına odundan döşüyorsunuz. En üstlerine de bir builder tool. Ya arkadaşım çalmayın. Alo. La oğlum niye çalıyorsunuz? Kafayı mı yediniz? Ay ay neyse. Şu şekilde gördüğünüz gibi 5 bloğa 5 blok şeklinde bir alan gösteriyor. Ne olduğunu söylemiyor bize. Bu arkadaşımızın özelliği şu şekilde. Şimdi bir tarlacı geldiği zaman buraya ne kadar alanlık bize ekin dikeceğini gösteriyor. Örneğin ne dikeceğini de verebiliyorsunuz tabii ki de. Şu şekilde havuç, buğday, ondan sonra ne bileyim patates, bu tarzdaki şeylere ektirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi patatesi verdiğim anda bir tanesini ortaya koydu ve 5'e 5'lik bir alanda eğer olur da tarlacı çıkarsa yapmaya başlayacak. Ne bileyim örneğin havuç koydum. Havucu da yapmaya başlayacak veya direktman bir tane wheat koydum. Yani buğday koydum. Buğdayı da yapmaya başlayacak. Bu sayede arkadaşımızın ne koyacağını, nereye koyacağını ve ne kadar uzaklığa yapacağını belirleyebiliyorsunuz. Mümkün olduğunca en büyük yapmaya çalışın ve bunların arasındaki mesafeyi kısa tutmaya çalışın. Çünkü bu arkadaşımız işine yetişmesi daha kısa olur ve daha verimli çalışır. Bu arkadaşlarımızı ben öldüreceğim, az kaldı. Vallahi öldüreceğim, billahi öldüreceğim. Abi siz sapık mısınız? Spastik misiniz? Anlamadım ki ya. Ne istiyorsun birader? Tahtanı çaldılar değil mi senin? Ondan dolayı tahta istiyorsun. Ya siz var ya, siz çok yanlış insanlarsınız. Neyse. Biz devam edelim. Arkadaş gidiyor adamın şeyini çalıyor ya. Üniversite lazımmış. İlk önce üniversiteden önce hastane yapmamız lazım. Hastane için ne lazımdı bilmiyorum. Hastane neydi ya, İngilizcesini unuttum. Gerçekten İngilizcesini unuttum. Nethermine. Nethermine'de direktman Nether'da mine yapmasını sağlayan bir arkadaşımızın çalışması için gereken yeri veriyor. Onun için de üniversite yapmanız lazım. Üniversitede çalışıp okuyacak ve bu sayede Nether'da mine yapabileceksiniz. Sıradakine bakalım. Dire. Dire dediğimiz şey zaten boya. Direktman boya yapmasını sağlıyor. Ben size buradan küçük küçük göstermek istiyorum. Direktman hızlı geçsin videomuz diye, çıtır geçsin diye. Buradan boya yapabiliyoruz. Stone Smeltery. Direktman stone'ları yakması. Yakması ne demek ya? Eritmesi. Eritmesi sayesinde stone'dan örneğin normal cobblestone'dan stone çıkıyor. Bu tarzdaki şeyleri yapmasını sağlıyor. Crusher ise yanlış bilmiyorsam işte clay'i vesaire clay'leri öğütme tarzındaki şeyleri yapıyorlar. Bunun pek ne olduğunu bilmiyorum. Flower Shop direktman zaten adı üstünde. Ya arkadaşım çalmayı bırakın ya. Adam çalıp duruyor. Liberty de işte bu üniversitenin çalışması için gereken bir alet, edevat diyebilirim size. Composter direktman komposterımız var zaten. Şu şekilde gösterecek olursak komposter neredeydi? Heh, burada gördüğünüz gibi komposterla aynı mantıkta işliyor. Gereksiz malzemelerinizi ezip biçerek ondan sonra ne bileyim tarlaya bir tane bone meal vermesini sağlıyor. Bu şekilde Cowhunt direktman ineklerle alakalı, ineklerin çiftliğiyle alakalı bir meslek grubudur kendisi. Yanında ise evet geri döndüm. Şimdi Türkçe'ye çevirdim hemen. Gördüğünüz gibi hepsi Türkçe'ye çevrilmiş oldu. Çoban dediğimiz şeyin hala ne olduğunu bilmiyorum. Galiba koyunlarla alakalı olduğunu hatırlıyorum. Bu domuz çobanı, domuzlarla alakalı bu da aynı şekilde. Bu da tavuk çobanının. Sığır çobanı falan bunlar ne ya? Bu koyunla alakalı olduğuna emindim zaten. Sadece adını hatırlamadım. Evet depo, bakın depo gördüğünüz gibi. Kuryenin yanında depo yaparsanız kurye depoya depolayacaktır eşyalarını. Zaten şu şekilde gösterecek olursak ilk önce ben size bir göstereyim. Birleştirme aracı eksik. Güzel, harika. Şöyle yerleştirme aracımızı alalım.
yerleştirme aracımızı kullanalım. Gördüğünüz gibi neredeyse her şey Türkçe. Gerçekten güzel bir özellik. Birazcık büyük gibi sanki. Gerçi yok. Yanlış bir şey yapıyoruz. Bu tamam da ben depo yapmak istiyordum ama. Evet, gördüğünüz gibi depo bu şekilde. Kurye buradan giriyor, eşyalarını koyuyor, geri çıkıyor. Herhangi bir eşyaya ihtiyaç olduğu zaman da buradan alıp gidip direkt ben örneğin Boilers'ın yerine verebiliyor. Bu senin yine bir şeyini mi çaldılar ya? Geçen bölümden beri hep bunun bir şeylerini karşı çalıyorlar ya, yazık. Bir türlü yapamadı. Bu şekilde bunu yapmanız gerekiyor tabii ki de. Eğer yaparsanız sizin kesinlikle yararınız olacaktır. Çünkü herhangi bir şekilde uğraşmanıza gerek kalmayacak. Fakat ileride yapmanızı tavsiye ederim dediğim gibi. Bu ise direktman demirden eşyalar yapmamızı sağlayan bir şey. Restoran dediğimiz alet direktman bunlar. Yemek yemek istediği zaman, acıktıkları zaman buraya geliyorlar. Buradan yemeklerini alıp götürüyorlar. Kurye buraya tabii ki de eşya getiriyor. Eşya dediğimde ne? Örneğin buğday getiriyor. Buğdayda ekmek yapıyorlar ve burada vatandaşlarımıza veriyorlar kendileri. Şimdi başka neyi gösterebilirim size? Tavern arkadaşımız direkt ne olduğunu sorarsanız tavern dışarıdan vatandaş almamızı sağlıyor. Örneğin nasıl diye soracak olursanız. Ev miktarınız yeterince yeterli fakat bu belediye binası arkadaşımız bir süre sonra duruyor. Durduğundan dolayı da vatandaş gelmiyor. Tabii vatandaş gelmediği için de ne oluyor? Herhangi bir şekilde ilerleme kat edemiyorsunuz. Çünkü iş açığınız çok fazla oluyor. İşçi açığınız da çok fazla oluyor ve bundan siz de huzursuz oluyorsunuz tabii ki doğal olarak. Tavern yaparak, bu arkadaşımızı yaparak buraya vatandaş gelmesini sağlayabilirsiniz. Vatandaşlar gelerek burada onlarla anlaşma yaparak siz vatandaş kadronuzu, işçi kadronuzu geliştirebilirsiniz. Bu şekilde bu arkadaşımızla balıkçı, zaten dümdüz balıkçı, siz bunları benden daha iyi tahmin edebilirsiniz. Kurumaz ise şu arkadaşımızı, paralı asker olarak aldığımız adamları, hırsızları, hainleri direktman yok saymanızı sağlıyor ve bu sayede korumalar yapabiliyorsunuz. Koruma ne işe yarıyor diye soracak olursanız dediğim gibi köyde bazen baskınlar olabiliyor. Ki baskınlar çok fazla olmuyor başlangıçta fakat ileriye dönük olarak düşündüğümüz zaman gerçekten aşırı derecede artıyor ve sorunlu olmaya başlıyor. Ondan dolayı da korumayı erken safhalarda yapmanızı tavsiye ederim. Aksi takdirde size bir baskın olduğu zaman sorun yaşayabilirsiniz. Zaten sizi bu korumalar ise canavarlardan da koruyor. Her neyse sıradakilere geçelim. Okçu, savaşçı, ondan sonra ne bileyim kereste fabrikası falan filan bunları anlatacağım. Okçu, direktman okçu yapmanızı sağlıyor. Bu koruma binası yaptığınız zaman kılıçlı, ezik, tarlacı adamlar oluyor. Fakat siz üniversite yapıp okçu ve savaş akademisi yaparsanız güçlü, ondan sonra dayanıklı, sonra koruması daha iyi olan savaşçılar yapabilirsiniz kendinize. Kereste fabrikası tahmin edebileceğiniz gibi odunları alıp keresteye çeviren bir arkadaşımız. Şimdi başka ne gösterebilirim? Hastane, dediğim gibi bu arkadaşlarımızın hepsi hastalanabiliyor. Hastalandığı zamansa gerçekten çok problemli zamanlar olabiliyor. Herhangi bir küçücük bir hastalıkta dahi size işinizi yapmayı reddediyor. Bildiğin grev yapıyorlar. Ve arkadaşımız bitirdi. Gördüğünüz gibi havai fişekler uçtu ve bittiğini söyledi, aşağıya yazdı. Evet. Şimdi sen boşta kaldın değil mi? Senin ivedi bir şekilde bir ev yapman lazım diyelim. Şöyle yaptık. İnşa ayarları. Bunu inşa eder misin dedim. Birazdan gelecektir. Bunlar sırayla çalışıyor arkadaşlar. Eskiden bu arkadaşlarımız Yogbok 2'yi biliyorsunuzdur illa ki. Yogbox'u biliyorsunuzdur. O zaman da bu Mine Colonies modu vardı fakat o modda 2 arkadaşımız bir işte çalışabiliyordu. Fakat burada artık öyle bir durum yok ne yazık ki. Keşke öyle bir şeyi çıkarmasalarmış. Tavşan kümesi sıra klasik. Tavşanları avlayıp öldürmeye çalışan arkadaşımız. Plantasyon bildiğimiz bitki bilimi gibi düşünebilirsiniz. İşte ne bileyim sugarcane, ondan sonra kaktüs tarzı bitkileri evcilleştirmemizi ve çıkarmamızı sağlıyor. Şuradan kutsal yer yapabiliyoruz. Bunlar direktman nasıl denir? İbadet edebilecekleri yer yapıyorsunuz. Bu sayede mutluluğu artıyor. Arıcı direktman arıyla alakalı. Bu 1.8'den mi? 1.65'den mi? Sonra ne? Arı geldiği zaman oluşan bir şey. Beton mikseri direktman beton yapmamızı sağlıyor. Betonlar şöyle gördüğünüz gibi betonlarımız var. Bunları yapmamızı sağlıyor. Mezarlık, bu vatandaşlarımız ölünce yerde kalıyorlar, cesetleri yerde kalıyorlar ve bu yüzden vatandaşlarımızın morali bozulabiliyor. Bu moral bozuntusu gerçekten son derece sıkıntılı çünkü hasta olmasını da arttırıyor kendisi. Ve gerçekten hasta olmasını istemezsiniz. Hasta olunca zorlanıyorsunuz gerçekten çünkü direktman çalışmayı bırakıyorlar. Alkemist direktman, büyü yapabiliyorsunuz, büyüyle alakalı bir şey. Geri kalanı zaten bu bloklarla alakalı bir şey. Tedarik ise... Bu tedarik sandığıyla şöyle göstereyim, hatta direktman size göstermek istiyorum. Şöyle koyduk. Evet dedim. Şimdi bu arkadaşımız yine
şu arkadaşımız da aynı işlevi görüyor, aynı görevi görüyor. Fakat bunun birazcık daha farklısı. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi bu da sandıkla yapılıyor. Eğer sandıkla yapmak istemiyorsanız bunu da yapabilirsiniz. Yani çevrenizde eğer su yeri yoksa ve suyla yapmakta uğraşmak istemiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Bu sayede daha rahat ve daha kolay bir şekilde yapmış olursunuz. Ayrı şekilde birden fazla oyuncuyla oynuyorsanız bunların belli bir çank alanı var. Bu çank alanının içerisinde herhangi bir blok kuramazlar bu arkadaşlarınız. Bu aralığında blok kurmasını istiyorsanız yetkiler kısmından arkadaşınızın adını eklemeniz lazım. Örneğin ben kendi adımı eklemek istiyorum. Alparslan yazıyorum. Ekle diyorum. Ekledikten sonra buradan kendisine polis, ondan sonra ne bileyim savcı, mesahne böyle şeyler yapabiliyorsunuz. Tabii ki onun yetkilendirme seviyesi var. 1 seviye, 2 seviye, 3 seviye, 4 seviye diye. En son seviyede bu arkadaşlarımızın binasını vesaire koyabiliyorsunuz. Fakat ilk seviyelerde sadece blok kırma tarzındaki şeyleri yapabiliyorsunuz, gerçekleştirebiliyorsunuz. Şöyle bir kırık taşını da karşılayalım, bu arkadaşımız arka planda çalışsın. Şimdi sanırım başka bir şey kalmadı ya. Muhafızları toparlamak mı? Garip. Çok garip. başka anlatmam gereken bir şey var mı diye bakıyorum da pek göremedim yani. Genel olarak bunlar bu şekilde. Kendiniz de oyuna girerek bunları anlayabilirsiniz. Bunlar dediğim gibi şey, ha söylemeden geçmek istemiyorum. Bu şu şekilde göstermek istiyorum size. Oyundan çıkmam lazım bunu göstermek için. Mod klasörüne giriyoruz ve gördüğünüz gibi burada birkaç tane mod var. Just Enact Items direktman benim itemleri nasıl yaptığımı gösteriyor. Bunu indirip siz de kullanabilirsiniz. Gerçekten kendisi çok güzel bir moddur. Asıl modumuz bu. Mine Colonies. Mine Colonies'i kullanmak için Multiblock. Multiblock'u kullanmak için Stratur bir şey her neyse. O lazım. UI Library mod lazım. Bir de Domum Omentium diye bir mod lazım. Her biri birbiriyle bağlantılı. Eğer bu modları indirmezseniz herhangi bir şekilde bilgisayarınızda çalışmayacaktır. Zaten başlangıçta garip bir hata verecektir. Benim bu moda ihtiyacım var. Bunun son versiyonu var fakat son versiyonunda bunların hiçbiri çalışmıyor çünkü bug'lı galiba, yanlış anlamadıysam. 399. versiyonunu indirirseniz çalışır büyük ihtimal. Zaten aşağı kısmına ben bunun linkini koyacağım. O şekilde indirebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Her neyse, beni izlediğin için gerçekten sonsuz teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsınız. Size çok minnettar olurum. Görüşmek üzere. Bundan önceki videoyu izlerseniz de çok sevinirim. Eğer izlemediyseniz orada çok fazla şey anlattım. Başlangıcını anlattım. Görüşmek üzere. Bay bay.